ve yargıda MHP ya da milliyetçi kadroların da ne kadar hakim olduğunu en azından biz gazeteciler işitiyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Bir de böyle bir fotoğrafın olması, bir de öbür türlü paylaşımın olması akıllara deli sorular getiriyor. Tabii burada bu paylaşımı da daha sonradan şöyle açıkladı avukat hanım. Eski sevgilisi, eski erkek arkadaşı bunu çok dövmüş. Dövdüğü için ona bir gönderme yapmış savcı beyin odasından bu paylaşımı yaparak da. Şimdi bir avukatın kendisinin uğramış olduğu bir saldırı, bir darp, bir hukuka aykırılığı nasıl gidereceği hukuk fakültesinde birinci sınıftan son sınıfa kadar sonra avukatlık stajında öğretilir. Yani kendisine herhangi bir zarar vermiş sevgilisi, erkek arkadaşı neyse ona bir yaptırım uygulamanın bir savcının odasından fotoğraf çektirmek olduğunu bir hukukçu düşünmemesi gerekir. Yani bu çok komik, garip bir şey yani. Şimdi tabii Hüseyin Bey, ben bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimde öyle bir girdiniz ki politikacılar gibi önce bir genel açılım yaptınız ama sonuçta ben anlamadım. Bu fotoğrafla ilgili yorumunuz nedir? Merak ediyorum çok net bir şekilde. Mevcut şartlarda bu fotoğraf her avukatın çektireceği bir fotoğraf olmadığı için adalette eşitsizliğe sebep olabilecek, suistimale açık, efendim haksız rekabeti çağrıştıran, avukatlığın meslek ve onuru ve etik kurallarıyla uyuşmayan bir görüntüden bahsedebiliriz. Anladım. Çok net bir şekilde. Bir şey daha sormak istiyorum. Bilmediğim için söylüyorum. Avukatlar için adliyede zorunlu olan cübbe. Onun dışında bir kıyafet zorunluluğu var mı avukatlarla ilgili olarak? Esas itibariyle şu erkek avukatlarda kravata kadar bir mecburiyet vardı. Bu kalktı. Ben mesela kravat takmadığım için bir aile mahkemesi hakimi tarafından salondan çıkarılmışımdır. Efendim hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çok yaşlı bir hakim vardı. Bizim zamanımızda hakimler yaşlı mıydı? Ben mesela kot ve böyle şey giydiğim için tişört. Halbuki cübbe var üzerimde ama ya bence böyle giyinmesen iyi olur diye uyarıldığım olmuştur. Kadın avukatlarda da şöyle bir alışkanlık vardı. O artık son zamanlarda değişti. Yani hani devlet dairesinde böyle diz kenarı etek gibi veya ne bileyim çok fazla dikkat çekmeyen bir gömlek türü bir alışkanlık vardı. Avukatların önemli bir kısmı kadın avukat arkadaşların çok uygun giyimle şey yapardı. Fakat bu sadece avukatların değil, son zamanlardaki gelişmeler herkesin daha özgür giyinebilmesine yol açtı. Bir avukatlar için bu durum değil. Yani şu anda da çok bir sorun yok açıkçası. Tabii bu özellikle sağdaki fotoğraf izleyiciler için soldaki fotoğraf yani cübbenin altındaki ben ona nasıl bir giyim demeyeceğim ama içtik daha çok insanın aklına fantezi tarzı bir şey geliyor. Bu fotoğrafın da niye böyle bir poz verilir, ne mesaj vermek ister? En azından hukuk dünyasına yabancıyım, yargı dünyasına ama mesaj nedir? Ne anlaşılıyor bilmiyorum. Belki siz daha farklı bir yorum yapabilirsiniz ama meslektaşınız olduğu için de bir derneğin de başkanı olduğunuz için belki o konuya girmek istemiyor olabilirsiniz. Ya. Buradaki temel mesele şu. Biliyorsunuz geçmişte Anadolu Adliyesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Bakırköy Adliyesi ile ilgili yine bir gazeteci MIT'in adliyelerle ilgili bir rapor hazırladı. Savcı ve hakimlerle ilgili rüşvet ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sundu ki o gazeteci Tolga Şardan da gözaltına alındı, tutuklandı, daha sonra serbest bırakıldı ama işte son Bakırköy Adliyesi ile ilgili olarak bir bilirkişinin 53 savcıyla ilgili gündeme getirmesi. Dün yine meslektaşımız Erk Acerer'in özellikle Sezgin Baran Korkmaz üzerinden
bir hediye çeki olayı anlattı. Savcılarla ilgili Beymen'den elbise meselesinde. Onun detayında da işte 1.000 lira eksik kalır. Beymen'deki görevli ya da satış danışmanı şimdiki ismiyle eski ismiyle tezgahtar savcıları arar ve ortalık karışır. Sezgin Baran Korkmaz Beymen'e gelir, adamlarıyla beraber o kişi satış danışmanını döver, darp ederler ve bu tutanak altına alınır. Sonra Bakırköy Adliyesi'nde bu dosya ortalıktan kaybolur. Şimdi olayı şu, bu tür paylaşımlar, hukukun bu kadar çok tartışılıyor olması, savcı ve hakimlerle ilgili işte Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın bu tür rüşvet iddialarını gündeme getirmesi, mahkeme başkanlarının rüşvetle değiştirildiği iddiasında bulunması bir hukukçu olarak sizi rahatsız ediyor mu ve bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de son dönemde özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında yaklaşık savcı ve hakim nezdinde 9.500 savcı ve hakimin görevden alındığı KHK'lı olarak işte atıldığı iddia ediliyor. Bunun yerine de giren 25.000 savcı ve hakimden söz ediliyor. Bu düzen, bu yargıyı bozan unsurlardan bir tanesi mi? Bu rüşvet iddiaları sizi nasıl etkiliyor mesela mahkemelerde? Herhangi bir şekilde beni rahatsız ediyor değil, varoluşumu tehdit ediyor. Yargıdaki bu meseleler benim varoluşumu tehdit ediyor. Şu açıdan tehdit ediyor. Adalete bu tür pisliklerin bulaşmış olması hem ülkem adına hem bu meslekten kendime ait beklentim adına hem ahiretim adına mücadele etmezsem sorumluluğumu yapmamış biri olarak yaşadığımı düşünen bundan dolayı da kendime karşı bir utanç taşıyacağımı düşünüyorum. Geçen sene şöyle bir şey tweet attım ben. Dedim ki gelirinden fazla harcaması olan yargı mensupları var. Bunlar kolayca tespit edilebilir ve herhangi bir işleme tabi olmadan açığa alınmalıdırlar. Eğer ben siyasette siyaset yapıyorum, çünkü bunu bir aktivist olarak, bir Enjoy başkanı olarak, bir avukat olarak, 30 yıllık tecrübe olarak belli ölçüde engelleyebiliyorum. Çok az. Ama bu o kadar çok büyümüştür ki yüksek yargıdan ta mahkemenin aşağıdaki ilk derecenin kalemine kadar sirayet etmiştir. Bu bir toplumun kendi kendine herhangi bir saldırı nedenine ihtiyacı olmadan kendi kendine çökmesinin yangınıdır. İlk fitilidir. Adalet bu kadar kötü durumdadır. Ve ben bu tweet'i attım diye aslında akıllı bir avukatın, yani mesleği sürdürmek isteyen bir avukatın, geçimini sağlamak isteyen bir avukatın böyle bir şey yapmaması lazım. Bunu ancak saf efendim kendi mesleğinden umudunu kesmiş biri yapar. Sanıyorum ben de meslekten umudumu kesmiştim. Emekli oldum. Çok az paraya yaşayabileceğimi görünce öğrencilikteki gibi ben bu isyanı dile getirdim. Gelirinden fazla ölçütünü bilinçli koy. Maaşından fazla demedim Ali Bey. Geliri şu, babasından kalma çayı vardır, balığı vardır, lahanası vardır. Hani hep bizim Karadeniz örneği veya ne bileyim buğdayı vardır. Dolayısıyla geliri maaşından fazla bir kişinin olabilme ihtimali yüksek. Ama gelirinden fazlası dediğimiz mesele önemli bir kriteri belirliyor. Evet, Türkiye'de başsavcılıkların önemli bir kısmında bu iddialar somuttur. SSK'ya yansımış, SSK Teftiş Kurulu'na yansımış meselelerin savcı ve hakim soruşturmalarına derhal bakılmalıdır. Bu soruşturmalar uzatılmamalıdır. Herhangi bir şekilde sorgulanamaz durumda olsak da
bize herhangi biri hesap soramaz olsa da kendi kendimize edeceğimizin daha fazlasını hiç kimse bize edemez. Biz adliyede de başka yerlerde de artık iltimassız, artık para vermeden, artık araya birini sokmadan iş yapamaz bir millet olduk. Ben bunu gerçekten hem acı duyarak hem derin farkındalıkla söylüyorum. Ve bu iş için uzun bir zamana ihtiyaç yoktur düzelmesi için. Bu iş için bunun farkında, bunu basiret tefekkür etmiş net birkaç hukukçu 15 gün içinde adliyelerin her türlüsünden en yükseğinden ilk derecesine kadar, buna ben kendimi dahil ediyorum, iki arkadaş seçerek yargıdan, savcıdan ve hakimden 3 kişi seçerek 20 günde 15 günde yargıdaki bu kötü gidişatı %70 düzeltebiliriz. Hiç soruşturmaya, kovuşturmaya, sonu belli olmayan efendim araştırmalara gerek yoktur. İnsanı gözünden tanırız. İnsanların kendini düzeltme heyecanı da vardır. Rüşvete bulaşmış bir savcı nasıl kurtulacağını soruşturmayla beceremez. Ancak çok ciddi bir itiraf edeceği, güveneceği bir merci lazımdır. Derhal bu yapılmadığı sürece bu gidişat kötüdür. Kendisine şikayet için gelmiş kadınla efendim savcı daha neler neler, bu bizim için, memleketimiz, toplumumuzun barışı için çok önemli bir sıkıntıdır. Başta devletimizi yöneten herkese bunun acısını yaşıyorum. Bu konuya derhal el atılmalıdır. Emin ol Ali Bey, bu işleri görmemek için oğlum avukatlığa başlamayacak olsaydı çekip köye gidecektim. Ne olur bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu en basiti avukat şu. Avukat arkadaşlara tavsiyem şudur. Biz mesleğe başladığımızda ve bizden büyükler emin ol ip ince yaz pantolonuyla para kazanana kadar kış pantolonu alamadık. Ayakkabımız delik gittik müvekkillere. Lütfen sırtınıza bir kaliteli takım elbise, bir bonç çanta, gösterişli bir telefonla avukatlık olmaz. Kültürünüzü, bilginizi, derin hukuk çalışmanızı ortaya koyarsanız hiçbir zaman aç kalmazsınız. Para hırsı avukatı yoldan, avukatı o kutsal mesleğinden uzaklaştırır. Hiçbir avukat disiplinli çalıştığı sürece en az 4-5 memur maaşı kazanmadan aşağı olmaz. Paranın sonu avukatın itibarını, şahsiyetini yok eder. Bir gün bakmışsın ki süreç değişir, cezaevine girersin. Bizden çok daha yaşı küçük olan meslektaş sayımız bizi çok fazlaca sayı olarak geçtiği için hepsine, birçoğuna, %10-15'in haricindeki avukat büyüklerimin dışında hep abi olarak hitap edebilme hakkım olduğunu düşünüyorum. Etmeyin, eylemeyin. Biraz sabır gösterin. Rızkınız gelip sizi bulacaktır. Hatta beklemediğiniz gelip sizi bulacaktır. Görüyorum avukat arkadaşların, genç avukatların bir anda bu işi, araba filan, buna gerek yok. Anılarınız biriksin. Ne kadar zor kazandığınızı, davalarınız hatırınıza gelsin. Bir parasal ve bir iltimasla davalarınızı bitirirseniz kendi hatıralarınız olmayacak ki, şöyle iyi savunma yapmıştım, böyle iyi dilekçe yazmıştım, ne kadar çok gece sabaha çalışmıştım diyeceğiniz hatıra yoksa bu avukatlığı neden yapacaksınız? Onun için hep bütünden düzelmeye ihtiyacımız var Ali Bey. Durumumuz hiç iyi değildir. Bunun yolunu ben bilirim, birkaç arkadaş biliriz. Böyle soruşturmalarla da bu olmaz. Mahkemenin, adliyenin bir ucundan girip selam vererek o bir ucundan çıktığında yarım saat içinde herkesin niyetinde düzelmeler olacağını, iradesi yoksa sende, kapasitesi yoksa sende, o soruşturma demek sonu belli olmayan bir süreç.
Bunlar böyle düzelir. İradeyle düzelir. Azimle düzelir. Tefekkürle, derin basiretle düzelir. Bir sürü soruşturması var. HSYK'da, HSYK bu işlerin başını hakimleri denetliyor, savcılar. Kaç bin tane? Bin diyorum, bin. Bin tane mahkeme veya savcıda soruşturma varsa Türkiye'nin üçte birinde yargı iflas etmiş demektir. Nereye kadar gittim ben? Anladım. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu özellikle